Herkese günaydınlar. Hayatın Ritmi başlıyor. Evet efendim, gıda yayınları özel serimizde bugün çok önemli bir gün. Yine sizler için konuşuyoruz. Evinizin vazgeçilmezi, belki de mutfağınızın vazgeçilmezi olarak bildiğiniz ama vazgeçme tüyolarında paylaşacağımız bir şeyi paylaşacağım. Tabii karbonhidratları konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafta ekmek var bugün. Evet, bugünkü konumuz ekmek. Bakalım kimler geliyor, neler anlatacaklar. Hep birlikte izliyoruz. Sonrasında buradayım. Sofraların vazgeçilmezi, ekmek. Ekmeğin içeriğinde neler var? Protein de içeriyor, karbonhidrat da içeriyor. Tabii ki karbonhidrat içerdiği için şeker içeriği var. Sağlıklı ekmekler hangi unlardan yapılıyor? Kara kılçığımız var. Burada da bir tane Horasan diye bir unumuz var. Bu çok değerli bu. Hazır paketli ekmekler nasıl yapılıyor? İrmik var. İrmik hocam bunun üzerine sürmüş. Yani içinde irmik yok bunun. Ekmek ustası Şevki Dilmaç'tan ekşi mayalı ekmek tarifi. Bir su bardağına bir çay bardağı su mu? Bir çay bardağı mı, biraz daha fazla. 24 saat olmadı, 20 saatte yaptım. Olur, o da çok bir şey fark etmez yani. 24 saat sonra bunu göreceksiniz zaten. Ne kadar kabardığını göreceksiniz yani. Allah Allah. Tabii. Ekşi mayalı ekmeğin sağlığımıza faydaları neler? Daha yüksek proteine ulaşım imkanı var. Ekmek nasıl kilo aldırıyor? 135 hiç doymuyor. Ben ekmeksiz doyamam. İşte her öğünümde mutlaka olsun. Uzman diyetisyen Yekbu Köseoğlu'ndan ekmek bağımlılığı ile ilgili uyarılar. Nasıl bağımlı eder karbonhidrat? Şöyle, özellikle beyaz un çok rafine edilmiş. Bir dilim ekmek ne kadar ince olmalı? Bazen ince dilim ekmeklerden 2 dilim veriyorum. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın Ritmi. Buğday, yulaf, çavdar, arpa ve aklınıza gelebilecek diğer tüm tahıllar. Yani aslında eskiden olanlar ama bugün hayatımıza eklenenler. İnsanoğlu tarihten bugüne kadar en önemli besin kaynağı olarak işte tahıl grubunu kullandı. Bugün evet, geldiğimiz noktada belki yani çağın getirdiği değişikliklerle birlikte sağlığımız için uygun olmayanları da var. Ancak günün sonunda hayatımızın da belki vazgeçilmez bir parçası. Yani tamamen hepsini sıfırlamak, yok etmek gibi bir şansımız yok. Ancak sofralarımızın da bir parçası var. Evet, o da ekmek. Özellikle kültürel de bir alışkanlığımız var. Ramazanları gelir pide, kışları gelir efendim veya diğer zamanlar gelir normal ekmek veya hafta sonu kahvaltıları gelir efendim envai çeşidi derken hayatımızda önemli bir rolü var kısacası. Şöyle bir ekmeğin tarihine gidiyoruz. Döndüğümde uzmanlarımızla birlikte burada ekmeği ağzından zevsine konuşacağız. Ekmek. Tarihi medeniyetler tarihi kadar eski. Bilinen 8000 yıl öncesiydi. Ama tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi Göbekli Tepe ile ekmeğin tarihçesi de değişti. Şanlıurfa Göbekli Tepe'de çanaklar içinde mayalanmış tahıl kalıntıları ve buğday tohumları bulundu. Kazılarda bulunan sadece bunlar değildi. Ortası delinmiş yuvarlak taşlarda buğdayın tam 12.000 yıl önce öğütülerek tüketildiğinin en büyük kanıtı oldu. İnsanoğlu buğdayı tarlalarda yetiştirmeye başlamadan önce yabani tahıllarla tanıştı. Tahıllar ezildi, su ile ıslatıldı, sıcak taşlar üzerinde pişirildi. Neolitik çağda tarlaların ekilmeye başlamasıyla insanlık ekmeğe daha da yaklaştı. Milattan önce 2600 yıllarına gelindiğinde eski Mısırlılar un ve su karışımına maya kattı ve böylece ekmek doğdu. Mayanın ardından ekmeğe yumurta ve yağ da katıldı. Tadı lezzetli bu ekmek zenginlerin, tatsız tuzsuz sadece mayadan yapılan ekmekse fakirlerin sofrasını süslemeye başladı. Türkler ise ekmekten önce lavaşla tanıştı ve yerleşik hayata geçilmesiyle ekmek vazgeçilmez gıdalar arasına girdi. Mayanın yapısının geliştirilmesi ve mikroorganizmaların bulunmasıyla ekmek 19. yüzyılda artık bir sanayi dalı haline geldi. Ekmek çeşitliliği arttı. Günümüzde üretilen binlerce çeşit ekmek var. Ama ekmekte şimdi aranan o eski, saf ve hiçbir şey katılmamış sağlıklı hali.
Yani eskiden zenginlerin sofrasını süsleyen değil, fakirlerin sofrasını süsleyen sade ekmekler, üreticilerin ve tüketicilerin hedefi haline geldi. Ve evet, ekmeğin, karbonhidratların diyeceğim ama aslında ekmek ve un grubunun tamamen hayatımıza girmesi, evet, buğday sayesinde. Buğday taneleri ilk organize yaşamın tespit edildiği Göbekli Tepe'de bile adeta çuvallar içinde bulundu. Dolayısıyla o zamandan bu zamana hayatımızda, ama bugün itibariyle baktığımızda birazcık da gıda israfında bir parçası. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Orman Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir kampanyasına destek amaçlı bir bilgilendirme de yapmıştık. Burada da görüyoruz ki çok fazla sayıda ekmek dünyada ve ülkemizde çöpe gidiyor. Maalesef bunu da önüne geçmek lazım. Öncelikle onun üretilmesi bile o kadar meşakkatli ki, şöyle bir rakamlara bakalım istiyorum. Ortalama verimli bir buğday tarlasında aslında nasıl bir verim elde ediyoruz? Şöyle hemen arkadaşlarım versinler. Evet, ekmek üretimi şöyle diyorum, bir dönümde yaklaşık 600 kilo buğday çıkıyor. Tabii 600 kilo verimli buğdaylarda, bir de yani ata ırkı buğdaylar, Anadolu buğdaylarına baktığımız zaman değişmemiş kısacası. Buğdaylara baktığımız zaman onlarda bu oranlar çok daha az, 250-300 kiloları aşmayan bir verime sahip. Her 100 kilo buğdaydan 78 kilo un elde ediliyor. 50 kilo undan ise 300 adet ekmek imal ediliyor. Tabii bunlar ölçek itibariyle oldukça büyük ekmekler. Ama miktara baktığımız zaman bütün dünyada ekilen buğdayın ve toplanan, daha doğrusu en son 2020 yılının son rakamlarını söylüyorum, 765 milyon tonda. Dolayısıyla bunun da bir sınırı var. Hatta ülkeler bile bazen buğday ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ithalat da yapıyorlar. Peki hayatımıza yeni bir tabir de girdi. Yani son yılların en popüler tabirlerinden bir tanesi. Ekmek, beyaz un sizin için zararlı dendi. Sonrasında da tam tahıl içeriye girdi. Peki tam tahılda neler varmış, ona da bakalım. Tam tahılın içerisinde bir defa tahılın tam kendisinin kabuğu olması lazım. Ondan sonra kepeği, kabuğu. Sonrasında rüşeymi olması gerekiyor ve endosperm olması lazım. Yani kısacası tam tahıl dediğiniz zaman bir tahıl grubunda herhangi bir tanesinin aslında öğütülmüş halinin tamamını elde edebiliyor olmanız lazım. Sadece rafine değil. Bugün birazdan unları da konuşuyor olacağız hayatımızda. Unlar da oldukça değişti. Ancak bir buğday tanesi veya buğday grubuna baktığımızda, kalorisine baktığımızda nedir? Yaklaşık 100 gram buğdayda 340 kalori var. %11 oranında su var. Ama burada aslında kastımız şu. Protein de içeriyor. Karbonhidrat da içeriyor. Tabii ki karbonhidrat içerdiği için şeker içeriği var. Lif oranı 10 gram oldukça fazladır. Sadece kepek mesela alırsak, diyelim ki life ihtiyacımız var. Lif desteği için yulaf kepeği, buğday kepeği gibi aldığınızda yaklaşık 100 gramında 20, 24, 27 gramlara varan lif oranlarına ulaşabilirsiniz. Ve bir miktarda yağ var. Ama buğdayın içinde tabii tek başına sadece kendisi değil, aynı zamanda çeşitli minerallerimiz de olduğunu, vitaminlerin de olduğunu unutmayalım. Selenyumun, manganezin, fosforun, bakırın, folik asitin, lüteinin ve ferrik asitin. Ancak hayatımızda belki de bu kadar önemli bir rolü olmasına rağmen, o ekmek reyonlarına girdiğinizde envai çeşit var. Evet, hepsi birbirinden lezzetli olabilir. Hepsi sizi cezbediyor olabilir. Bugün onların bağımlılık etkisini de konuşuyor olacağız ama zayıflamak için ekmeği azaltayım derken bu sefer de karşılaştığımız yeni bir durum da var. Yani güncellenen bir durum var. Hafif ekmekler çıktı, light ekmeklerin yanında veya işte ne bileyim, zayıflatılmış ekmeklerin dışında. Şimdi ekmek günümüzde de sağlıklı yapılabiliyor. Nasıl olduğunu Şevki abimden konuşacağız. Evet. Şevki Dilmaç bizlerle birlikte. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Şimdi hemen burada en başta bir defa şey yapayım. Yani herkese bir bilgilendirme de yapayım. Şevki abinin yanındaki Palemek aslında kendisinin sosyal medyada kullandığı isim. Aynen doğrudur. Bunun anlamı da bizim Karadeniz bölgesinde buna yavan ekmek derler. Yani biz orada ekmeği alırız, kabuğunu üzerine yağ süreriz. Böyle iyi iyi giderdik yani. Evet. O, bunun anlamı o yani. Yani fırın reklamı yapıyorsunuz diyenlere. Fırın yok. Reklamı değil bu ama gerçek manada biz fırını tabii konuşacağız, ekmeği konuşacağız. Memleketim. Şimdi şöyle, tabii 32 sene oldu bu mesleği yapalı ama tabii hamurhanesinde devam ediyorum. Şimdi böyle olunca tabii biz de böyle araştıra araştıra her sene yenileniyoruz.
Şimdi bu seneden sonra duyacağımız çok bu zerun unu var. Şurada. Şu zerun unu diye bir un var. Evet, zerun. Bu ne bu seneden sonra çok duyacağız. Ben ilk defa duyuyorum bu arada zerunu. Bu şimdi yavaş yavaş fırınlarımızda girdi. Bazı fırınlar yapıyor bunu. Ama bunu ileriki senelerde aşırı derecede duyacağız yani. Bakabilir miyim? Tabii efendim, bakabilirsiniz. Kokusuyla, lezzetiyle. Tabii. Kesinlikle farklı yani. Koku alamayayım, koronamayayım falan. Ya, kesinlikle çok farklı bir. Evet, bu da bir kara kılçığımız var. Evet, onu biliyorum ama. Bazı fırınlar içiyor. Burada da bir tane Horasan diye bir unumuz var efendim. Horasan. Horasan bölgesinde. Bu da bundan işte yıllar önce orada yetişiyordu. Bu ama bu çok değerli bir un. Sen şimdi burada söyledikten sonra bence önümüzdeki sene bile patlayabilir. Şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi bunu size... Bu ekmek mi? Şu ekmek efendim. Bu ekmek evet. Ben şimdi bunu size elesem, elekte elesem bu unun ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Bunun üzerine siz demin de kepekten bahsettiniz. Evet. İşte bunun hepsi kepeği falan hepsinde ama farklı bir şeysi daha var. Bunun hiçbir şekilde kabuğundan dolayı ne bir zirai ilaçlama ne bir de zararlı böcek içine giremiyor efendim. Ve aynı zamanda da... Kabuğunun sertliğinden... Evet, aynı zamanda da şu andaki değeri, yani un fabrikalarımız var ya, modern un fabrikalarımızın hiçbir tanesinde de bu öğütülmüyor efendim. Şimdi modern fabrikada öğütülen unlar öyle, o şekilde oluyor. Niye? Onu 7-8 şeye ayırıyor. Mesela biz yediğimizin en içindeki malzeme, buğdayın en sonundaki yani. Ona bir geçelim mi? Geçelim. Şimdi normalde ekmek yapmak için neye ihtiyacımız var? Un. Bir tane. Una ihtiyacımız var, tuza ihtiyacımız var. Eğer modern maya yani fendi maya kullanıyorsanız maya ihtiyacımız var. Eğer kullanmıyorsanız ekşi maya ile yapacaksınız. Ekşi mayayı birazdan detayı da dinleyeceğiz. Tamam, birazdan okay. Bu arada ekşi maya tarifi de sizlere veriyor olacağız ama bu un niye bu kadar beyaz? İşte demeyecek söyledim ya. Bu tamamen kabuğuyla ayrışmış yani. Bunun en şeyinden kepek çıkıyor. Kalın kaba kepek diyoruz ona. Talaş gibi olan. Ondan sonra incesi çıkıyor. Ondan sonra köyünü çıkıyor. Ondan sonra tip 1 çıkıyor. Tip 2 çıkıyor. Tip 3 çıkıyor. Baklavalık çıkıyor. İşte bu en sonu olan bu geliyor yani. Beyaz geliyor. Şimdi enriched, zenginleştirilmiş un diye unlar satılmaya başlandı. Bu arada ekmek de elimde kaldı. Bitsin diye yiyorum. Zenginleşmiş un. Dedim ki ya nedir bu? Ekmeği o kadar beyazlatmak için o kadar işlemden geçiyor, o kadar işlemden geçiyor. En son o dediğimiz ya, bu hiçbir şey yok bunda. O kalıyor. Evet. O artık o kadar da kötü kalmasın diye onu birazcık böyle zenginleştiriyorlar. Hani kesinlikle. Mineralli soda yapmak gibi bir şey. Ben onu şunu söyleyeyim size. Şimdi fırın şu anda mesela biraz piyasada bu katkı maddeleri bayağı bir kalktı yani. Fırıncılar bayağı bir kullanmıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Çok çok değirmen, mesela buğdayın mesela verimli düşük olan, mesela bazı hastalık oluyor, bilmem ne oluyor buğdayda. Mesela bunu ortadan kaldırmak için bunun içine bir sürü katkı maddesi koyuyor. Fabrikalar koyuyor bunu. Peki normal bir ekmek yapabilmek için 3 tane bileşene ihtiyaç var, bir de su. Evet. Peki ben markete gittim. Tamam. Dedim ki ekmek bölümü isteyeceğiz. Evet. Paketlenmiş bir ekmek aldım. Eyvallah. Koydum buraya. Evet. Çocuklara dedim ki içindekileri dedim kenara koyun. Yani hani tamam. Zannediyorum ki un getirecekler, tuz getirecekler, işte belki bir maya parçası getirecekler. Hocam emin misiniz? Nasıl alacaklarını bilmiyorum dedi. Maalesef öyle. İnanamadım ya. Bunun arkasında yazıyor zaten. Paketin arkasını okursan anlarsın bunu. Paketin ama arkasından çıkarttılar bunu. Şöyle bir şey hocam. Şimdi bunun yemesi de lezzetli oluyor nedense yani. İşte bu kadar malzeme girince içine yemesi lezzetli. Bak sen şimdi mesela doğal ekmek yedin. Tamam çok iyi bir şey. Buğday falan mis gibi kokuyor ama bunu şimdi yeni nesile anlatamıyorsun hocam. Yeni nesil bundan istiyor. Diyor ki bundan olsun. Şimdi unu bulmakta zorlandım. Evet yani. Aynen öyle. Un. Sirke var. Sirke evet. Sirke bazı hastalıklara alması için oluyor. Bu uzun süre onu koymasan uzun süre sonra hele yazın ROP diye bir hastalık var fırıncılıkta. Bu onu önlemek için yapıyorlar bunu. Peki. Koyuluyor içine yani. Onu biz de zaman zaman kullanıyoruz yani sirkeyi. Peki. Tereyağı veya yağ? Tereyağı yumuşatıyor onu. Yumuşatıyor. Normal yağlısı bu yağda veriyor. Kullanıyor. Tabii arama veriyor ona. Şeker var. Şeker de işte o kızartıyorsunuz ya tost efendim. Evet. O şeker olmasa bu ekmek öyle kızarmaz. Üzeri kızarıyor ya bunun. Sizin ekmeklerde şeker mi? Yok, bizde şeker yok. Yok, bizde öyle bir... Ben söyledim işte, bizde maya da yok. Bizde o da yok. Yani şu da yok yani. Anladım. Tamam. Maya var. Askorbik asit var. İşte koruyucu. Aynen öyle. Buğday ekşisi nedir ya? Buğday ekşisi de... Böyle... İşte bu şu şöyle. Bu buna ekşilik lezzeti veriyor işte yani. Allah Allah. Tabii. Bunu fabrikasyon gibi bir şey bu yani. Bu bizim kullandığımız mayanın... sıvısını yapmış. Bununla bunu ilave ediyorsun. Sana bir aroma. Aroma gibi. Evet aynen tatlandırma. Öyle. Tabii. İrmik var.
İrmik hocam bunun üzerine sürmüş. Yani içinde irmik yok bunun. Peki. Üzerindeki irmik. Tuz var. Tuz tabii. Normal. Ondan sonra kalsiyum. Bu da kalsiyum propanat. Biliyorsun küflenme önleyici bu bir madde. Mesela bu ekmek normalde kalsa, bunu koymasa bu ekmek 3-4 gün sonra küflenir hocam. Normalde ekmekle el sürmezsen küflenmez. Küflenmez ama işte poşetin içine girince hava almıyor ya. Hava almayınca bunu mecbur koyuyorsun hocam. Evet, uzun o halde ritim tutanları izliyoruz bakalım. Ekmek deneyi yaptılar. Onlar da küflenme deneyi sonrasını buradayız. Hayatın Ritmi, Ritim Tutanlar bölümüne hoş geldiniz. Bugün Halit hocamızın dediği gibi bir ekmek deneyi yapacağız. Bir ekmek rica edebilir miyim? Bu çekim için ellerimizi yarım saattir yıkamıyoruz ve ellerimizi dokundurmuş bir şekilde ekmeği poşetlerin içerisine koyuyoruz. Bu ekmek dilimine farkındaysanız üçümüz de ellerimizi dokundurduk. Ellerimizi yıkamadan dokundurduk. Ne kadar küflendiğini göreceğiz. Şimdi ikinci ekmek dilimi için önce ellerimizi yıkayacağız. Ondan sonra tekrar poşetleyeceğiz. Hadi elleri yıkayalım. Yıkadığımız temiz ellerimizle şimdi ikinci dilim ekmeğimizi alalım. Şimdi üçüncü dilim ekmeği alacağız ama buna hiçbir şekilde el teması olmayacak. Maşa. Ekibimizle birlikte deneyimizi yaptık. Deneyimizin sonucunu 5 gün sonra göreceğiz. 5 günün sonunda ellerimizi yıkamadan dokunduğumuz, ellerimizi yıkayarak dokunduğumuz ve el teması olmadan poşete yerleştirdiğimiz ekmekle birlikte 5 günün sonunda ne kadar küflenme yaptığını hep beraber göreceğiz. Evet, küflenmeyi de gördük. Peki gelelim, fırına gittik. Bir sürü alternatif var. Sizin de orada alternatifler ama evet. Bu dün artisan bakery diyorlar. Yani artisan bakery, artisan ekmek. Artisan ekmek biraz ne demek? Sanatsal ekmek. Bu sene evet. Moda. Evet evet, biraz moda oldu. Oldukça da karşılaşıyor. Ama evet. Girdim, o kadar fazla çeşit ekmek var ki. Tek tanıdığım bu, CS. Evet. Onun dışında mesela sarı buğday var dediler. Evet, evet, evet. Yulaflı var dediler. Evet. Bunlar peki nasıl yapılıyor? Mesela koyu renk tam tahıl olmuyor mu? Bu mu hocam? Evet. Bunun içine de şey koyuyorlar. Mesela rogana diye bir şey var hocam. Bunları esmerletmek için. Yani nasıl yani? Siyah siyah demek iyi demek değil mi? Değil hocam. Ah! Maalesef öyle yani. Siyah demek. Bunun içine malzeme koyuyorlar. Bir keselim bakalım hocam. Bilmiyorum. İçinde ne çıkacak bilmiyorum. Çok, evet. Evet. Kokunun hocam bak pekmez gibi bir şey kokuyor. Doğru. Tabii. İşte ilave var bunun içinde. Çünkü böyle bir un yok hocam. Böyle bir un yok yani. Yok değil mi? Bu yok. Renk yok yani. Yok bu renk yok hocam. Ya bunu tabii renklendirici koyuyorlar. Bu şekilde oluyor yani. Evet, çok kokusuyla iyi. Zaten anlıyorsunuz onu yani. Öyle böyle bir burada. Sizinkiler de koyu. Şimdi gelelim sizin o tarafa. Ekmek tamam, nasıl yapılıyor hocam. Bakalım. Ya yani bunlar ben bunda bile şu anda rengini koyulaştırmak için bir şey olduğunu inanamadım. Tabii tabii yani. Var hocam. Rogana diye bir şey var hocam. Allah Allah. Evet. Fırıncılıkta kullanılıyor. Yok Alman ekmeği diyorlar. Bilmem efendim oranın buğdayı. Biz de zannediyoruz ama ki hocam, bu tabii, Almanya'da buğday çıkıyor. Silsiyah buğday. Evet, bu zararlı bir şey değil hocam yani. Bu gıdada kullanılıyor hocam. Geçen yani gün birisi tuz getirdi bana. Yani lafını bölüyorum. Çok özür dilerim. Onu efendim Hawaii tuzuymuş. Ne renk? Simsiyah. Ya yemeğin rengini bile bozdu. Geçelim. Peki. Evet. Şimdi geldik ekmek nasıl yapılıyor? Ekşi maya evet. Nasıl yapılır? Şöyle ben kendim 6 gün oldu bunu tutalı. Bu 2 gün daha yani tutulabilir. Ben bunu her gün mesela 24 saatte bir tazeliyorum hocam. Ne demek tazeliyorum? Şöyle mesela bir 100 gram un aldık. Tamam. 100 gram un koyduk buna. İsterseniz ben ona bir deneyelim. Vallahi mesela bir sevinirim. Tutalım onu. Evet. O hangisi? Bu şey zerun unu.
Ben bunu zaten üzerinden devam ettiriyorum. Öyle ama mi? Söyleyeceğim şimdi. Sonradan bir beyaz kullanıyoruz buna yani. Ama köyünü kullanıyoruz. Normal un var. O onu beyaz yapışmasın diye koyuyoruz. Aha, okey, peki. Bak şimdi şu bu kadar tutalım. Mesela 100 gram tarttık, koyduk. Ondan sonra suyumuzu koyuyoruz. Ekşi maya nasıl evde imal edilir? Tabii buna başka hiçbir şey koymuyoruz hocam. Su. Sadece bunu koyuyoruz. Bunu böyle tutuyoruz hocam. Şöyle söyleyelim. Mesela 100 grama 0.70 gram, 65-70 gram arası su kullanacaksın. Ölçsünler yani. Ölçü var değil mi? Mesela bir su bardağına bir çay bardağı su mu? Bir çay bardağın biraz daha fazla. Hı. Şöyle bir hamur yaptık. Bunu çok yoğurmaya da gerek yok hocam. Bunu bu şekilde. Yaptık mı yaptık. Şöyle kaloriferin üstüne mi koyacağız? Olabilir, oda sıcaklığında da olabilir. Şunu mesela bir kavanoza koyuyoruz. Tamam. Kavanozun içine bu 24 saat duruyor. Kavanozun kapağı kapalı mı? Kapalı, evet efendim. Kavanozun kapağı kapalı. Ondan sonra abi çıkarıyoruz bunu, 24 saat sonra çıkarıyoruz bunu. Tekrar üzerine un ilave edip, aynı şekilde su ilave. Ne kadar un ilave ederseniz üzerine 100 gram, 200 gram, 300 gram da yapabilirsiniz. Ama evde olduğu için ben 100 gramdan verdim tarifini ki az olsun diye. Onun üzerine yine su koyuyorsunuz. Suyu bu sefer ne kadar? Suyu yine aynı şekilde koyuyorsunuz. %60. %60 koyuyorsunuz. Bak ben bunu mesela zerrinden devam ettiririm ama bunu siz beyazdan da devam ettirebilirsiniz. Devamlı beyazdan da yapabilirsiniz bunu. Kaç günde mayalanıyor? Bu şimdi böyle bunu biz 6 gün 24 saat 24 arayla yaptık hocam. Bu zaten her gün kabaracak, göreceksiniz onu yani. Peki 24 saat olmadı, 20 saatte yaptık. Olur, o da çok bir şey fark etmez yani. Tamam. Çok bir şey değişmez. Sonra kabarmaya mı başlıyor böyle? Tabii bu böyle kabaracak yani. Bu her 24 saat sonra bunu göreceksiniz zaten. Ne kadar kabardığını göreceksiniz yani. Allah Allah. Tabii. Kapağı kapalı. Kapalı. Bak ben şimdi bunu... Peki patlatmasın. Bak şimdi ben bunu açarken göreceksiniz. Bak nasıl bir ses çıkarttığını göreceksiniz. Yani. Lütfen. Bu şimdi tamamen asiti falan tamamen içinde bunun. Açayım mı? Ne kadardır kapalı duruyor? İşte ben dün yaptım bunu. Dünden beri kapalı duruyor. Peki. Dün başlatmadınız ama yaptınız. Yok yani. Ben bunu bugün 6 oldu yani. 6 oldu. Peki, tam yani. Zamanı. Tam zamanı olmuş. Tam zamanı. Evet, evet. Hediyemizi de almaya geldik. Bakın. Gördün mü hocam? Böyle bir... Tabii. Kokla. İnanılmaz ya. Ama şimdi... Asitli bir koku var. Tabii. Tabii bakteriler şimdi tamamen devreye girmiş, tamamen bunu çürütmeye gitmiş. Şimdi ben bunu çok hanımlara veriyorum ben çalıştığım yerde. Fakat hanımlar bunu söylüyor ki işte biz aldık ama diyor çok güzeldi. 3 gün sonra, 4 gün sonra olmadı bu. Yapamadık. Şimdi bu aynı çocuk gibidir hocam. Çocuğu nasıl her gün bezliyorsunuz, her gün bakımını yapıyorsunuz. Eğer bunu da bir gün aksatırsanız ertesi güne bunu çok verim alamazsınız yani. Nasıl bir gün aksatırsan? Aksatmayacaksınız hocam. Ama 20 yıllık ekşi mayalar var. Onlar nasıl oluyor? Bak şöyle hocam. Bunu 6 gün tuttuk mu? Evet. 6 gün sonra bu oldu. Tamam, bunun işi bitti. Ondan sonra siz hamur yaparken, evde hamur yapıyorsunuz ya. Hamur yaparken bundan biraz aldınız mesela. Koydunuz şişenin içine, kavanoza. Tamam. Evet, bir hafta sonra ekmek yapacaksınız. Bunu buradan çıkarttınız, aldınız, koydunuz, ekmeğinizi yaptınız. Tuzunu koymadan yine ayırdınız, yine buna koydunuz. Çok ilginç ya. Bu artık bu mayayı yani. Bırakıyoruz. Tabii bu mayayı bırakıyoruz. Bu mayadan devam ediyoruz. Biz fırıncılıkta bundan devam ediyoruz. Niye? Biz her gün fırında olduğumuz için biz bunu her gün tazeliyoruz. Ama evet. Evde her gün ekmek yapmadığınız için bu şekilde devam ediyoruz. Bu 150 sene de gider, 200 sene de gider hocam. Bu yani, çocuklarınızdan böyle devam eder gider yani. Onun çocukluğu kalmamış ama o tamam. Ya bunu yeni yaptık hocam. Ben de 150 senelik maya var benim iş yerimde. 150 sene. 150 senelik. Ben peki hiç bakmasanız şöyle Gümüşhane'de bir yayladan aldım onu ben. Oradaki insanlar uç ayda bir ekmek yapıyor hocam. Köylüye dağıtıyorlar. Köylünün adına ekmek yapıyorlar yani. Evet. Şeylerini de kendileri ekmişler buğdaylarını. Tabii hocam. Adam dedi ki ben babaannemden biliyorum dedi. Babaanneme de sormuşum dedi. Babaannem de diyor ki bizde de babamızdan kaldı, nenemizden kaldı diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu dokusuna baktığımızda bu hamur değil ama. Değil hocam. Ha bunu unla... Bunu ekmek yapamazsın hocam. Bu ekmek yapamazsın zehir olur yani. Çok acı bir şey olur yani. Ha. Tabii. Buna şunu da söyleyelim. Bunlar ne kadar kullanacaklar? Buna 1 kilo una veya 100 gram una 0.25 veya... 0.30. Bu kadar. Yani 1 kiloya 250 veya 300 gram. Ha. 1 tamam. Kilo ona. 1 kilo ona. 1 kilo ona 250 veya 300 gram kullanacaklar hocam. Peki bunu oldurdunuz. Tamam. Yetişti. Evet. Hiç bakmadın. Bir ay sonra açtın. Bir ay sonra hiçbir vazife yapmaz hocam. Bitti. Bitti, hiçbir şey yapmaz yani. Ne kadar süredir bakteriler ölüyor hocam. Ne kadar süredir beslemeniz lazım? Şimdi ben onu size niye söyledim ki evdekiler hamurdan devam etsin diye? Onun için söyledim size. Bakarsanız. Yani.
Bu baya böyle yapışı maya yani. Maya hocam işte tabii. Evet. O şimdi biz bunu devamlı tutuyoruz hocam. Bu gitgide güzelleşecek yani. Gitgide daha da lezzetli olacak. Gitgide daha da eskiyecek yani. Peki bunu bozma şansımız var mı? Bizi hasta etme ihtimali var mı? Zararlı noktaya getirebilir hocam, miyiz? Hocam içinde gördün işte hiçbir şey yok içinde yani. Hayır. Su var içinde. Abi bayatlama falan filan öyle bir şey yok. Yok hocam. Evet çok güzel. Kokusu da çok güzel yalnız. Gerçekten bunu zerundan yaptınız. Evet bunu zerundan ben devam ettiriyorum hocam. Evet. Normal beyaz undan yapılanlar böyle birazcık daha ağır kokuyor sanki. Neden öyle? Hocam ununa göre de değişiyor. Piyasada çok çeşit unlar var. Mesela şu da var yani. Her un aynı suyu kaldırmıyor hocam. Onun için niye fırıncılıkta ustalık çok önemli? Biz onu ellediğimiz zaman anlıyoruz. Bu su istiyor mu, istemiyor mu diye. Şimdi piyasada bir sürü un var. Bir çeşit un var. Bir BM'nin kalorisi çok yüksek. Mesela baklavalık, böreklik dediğimiz unlar var. Evet. O biraz fazla su kaldırıyor. Mesela şu buğdaylar %85-90 su kaldırıyor. Peki nasıl anlayacağız? Bir de ekmek yoğuralım. Onu işte elimiz... Olur yoğururuz tabii. Ha, vallahi gerçekten merak ediyorum. Yani şöyle bir bakabilirsek. İsterseniz beyaz unla yoğurayım, isterseniz bununla yoğurayım. Bence bununla yoğurabilirsek daha iyi olur. Okey hocam. Çünkü Horasan'dan yoğurayım. Bak bunun... Bak, beyaz unla yoğurmak hocam, daha kolay biliyorum. Gluten zirvede zaten. Efendim, evet. Ayna gibi evet. Bir hal alıyor. Tabii hocam, doğru diyorsunuz. Evet hocam, ben şimdi unumu aldım. Mayamı koyuyorum. Şu şekilde bir maya koyuyorum buna. Göz kararı koyuyorum buraya. Mayamı koydum. Suyumu alıyorum, evet. Suyumu koyuyorum. Şu mayamı önce suda bir eritiyorum hocam. Ha, erken elle yoğuracağım için bu şekilde eritiyorum onu. Tuzunu ekleyelim hocam. Böyle biraz tuz atalım şuna. O zaman bunu yoğurduk mu şimdi? Bak bunu böyle yoğurduk, bunun üzerine sitleştiriyoruz. Bunu saatte bir alıyoruz, tekrar bir daha yoğuruyoruz. Böyle bir iki dakika, üç dakika elimizde bunu bir... Ne kadar süreyle? Bir saatte bir mesela. Bir saatte bir. Kaç sefer yoğuracağız? Şimdi onu söyleyeceğim, üç sefer. Ha. Tabii, üç sefer bunu böyle yoğuruyoruz. Şöyle diyelim, mesela yarın ekmek yapacağız. Biz bugünden bunu mesela akşam saat 6'da tuttuk. Tamam. Başladık, yoğurduk. 7'de bir daha yoğurduk, 8'de bir daha yoğurduk, 9'da bir daha yoğurduk. Bu sefer etti mi? Bunu 10'da dolaba koyuyoruz efendim. Buzdolabına koyuyoruz, evet. Sonra? Buzdolabına koyuyoruz. Sonra sabahleyin kalkıyoruz, bunu dolaptan çıkartıyoruz. Ama böyle ağzı açık falan değil, yine streçli. Tabii yine streçli. Tamam. Ondan sonra dışarıda oda sıcaklığında kabarıyor. Kabarınca zaten anlıyorsunuz onu, pişiriyorsunuz. Buzdolabına niye koyuyoruz? Buzdolabına daha iyi mayalanıyor. Dışarıda olursa hocam biraz geçiyor. Ha, tutsun diye. Tabii dışarı oda sıcaklığında biraz daha fazla şey kabarıyor yani. Peki şöyle bir ekşi mayalı ekmek faydalarını da bir görelim. Ondan sonra ondan yani faydaları konusunda yapılan çalışmalarda bakalım neler söylüyorlar. Evet. Birinci madde bir defa daha yüksek proteine ulaşım imkanı var. Ondan sonra faydalı besin değeri, besinlerin sindiriminin birazcık daha kolay olduğu söyleniyor. Dolayısıyla daha da kolay sindirilebiliyor. Ve kontrollü kan şekeri yükselmesi aynı zamanda sindirimin buradaki en önemli etki belki de sindirimden kaynaklanıyor. Sebebi de şu, gluten, ekşi maya gluteni parçalıyor. Dolayısıyla hem vitamin daha fazla alıyorsunuz hem de aynı zamanda sindirimi rahatlattığı için bu kadar diğer besinlerde çok daha rahat alabiliyorsunuz diyelim. Ve Şevki abi onu da hamur haline getirdiniz vallahi. Tebrik evet ediyorum. Bu iş bu kadar. Bence çok bu kadar. Basit aslında. Eve yapmak bunu gerçekten çok basit yani. Evet vallahi elinize sağlık. Evet. Özellikle mesela un alırken neye dikkat etsinler? Marketten alacaklar. Sizin gibi şansları şöyle, yok. Bunlara ulaşamıyorlar. Doğrudur. Tam buğday unu alabilirler hocam. Tam buğday unları güzel. İyidir yani. Çavdar yapabilirler. Çavdar biraz daha böyle yapışkan olur ama onu kalıbın içinde çok güzel olur yani. Paket de olsa tam buğday Tam buğday, çavdar. Evet. Mesela demince yulaf kepeği dediniz. Hocam çok sağlıklı bir ekmek. Aynen. Biz kendimiz yapıyoruz onu mesela. Sipariş üzerine yapıyoruz. Diyetisyen doktorlarımız söylüyor hastaya. Biz hastayı arıyor bizi. Biz ona sipariş üzerine gerçekten çok müthiş. Bir gün Urfa'ya gittim. Harran Ovası'nın yanında bir köye geldim. Ondan sonra dedim ki burada buğday yetişiyor. Un fabrikası yok mu? Var dediler. Götürdüler beni bir un değirmenine. Küçük bir un değirmeni. Girdim. Ondan sonra dedim, her şey güzel. Buğday kepeği var mı dedim. Baktı adam. Ne yapacaksın dedi. Ondan sonra yemek istiyorum dedim. Bakmak istiyorum falan. Öyle şey olur mu ya dedi. Hayvanlar yiyor. Tabii hocam doğru. Çok olur evet, ya. Gerçekten öyle yani.
Ya bu, bugün artık markette bir torbada şeyle parayla satılıyor yani günün sonunda ama. Ama hocam yani köpek ekmeğinden ekmek olmaz aslında hocam. Doğru yani adam haklı yani. O ondan ekmek olmaz yani hocam. Ben yoğurda karıştırmıyorum. Yani o tamam öyle yiyebilirsin öyle tüketebilirsin. Köpeğe beyaz un koymadan hocam köpek yapamaz. Yani ekmek yapamazsın. Evet Şevki abi ayaklarına sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ve değerli izleyenler mikrofonumuz sizde bakalım siz ekmek alırken hangisini tercih ediyorsunuz? Ekmek alırken hangi ekmeği tercih ediyorsunuz? Ekmek alırken çavdarlı ve kepekli ekmek alıyoruz. Çocuklar ne kadar da beyaz ekmeği sevse de aslında ama biz kendimiz çavdar ve kepek ekmeğini tüketiyoruz. Tam buğday ve yulaflıyı tercih ediyorum. Organik tam buğday ekmeği var, onu kullanıyorum. Tam buğday, yani çocuklar da biz de pek beyaz ekmek kullanmıyoruz, tam buğday kullanıyoruz. Ekşi maya ekmek yiyorum ben. Doğal olana dikkat ediyorum. Normal ekmeği yemediğim aşağı yukarı 3-5 sene var. Genelde dilimli ekmekler, öyle gündelik ekmek çok tüketmiyorum. Yani dolapta hazır duran, belki uzun ömürlü ekmekler diyebilirim. Kepekli, buğday bu şekilde alıyorum. Böyle ekmekleri kullanmak tercihim benim. Çünkü daha faydalı olduğunu biliyorum. Fazla kilo aldırmadığını biliyorum. O yüzden kepekli ve buğday kullanmayı tercih ediyorum. Evet, ekmek sadece durduğu yerde durmuyor tabii. Aynı zamanda bel çevrenizi de biraz genişletebilir. Tabii nasıl kilo aldırıyor onu konuşmak üzere uzman diyetisyeniniz Yekbu Köseoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz yerinizi ben yerimi almışım yani. Ben de ne kadar kötü şey varsa ben de... Ama siz onları yemiyorsunuz biliyorum. Gerçekten yok. Demin şöyle baktım şöyle bir... Ya elim gider gibi oldu. Ya manyak mısın dedim. Ne yapıyorsun dedim. Yok yok. İnsan burada biraz gayet algısı dağılabilir. Gayet fitsiniz. Gayet sağlıklı besleniyorsunuz biliyorum. Dikkat ediyorum. Demin ekmek yediğime bakma Şevki abi ama olmasa. Ama çok sağlıklı ekmekler yediniz. Yani o ekmeklerden ben de yiyeceğim. Evet. Şimdi kilo aldırıyor mu dedik ama önce bir anket yaptık. Önce şu yeme alışkanlıkları sonra da danışanlarınla nasıl mücadele ediyorsun bu ekmek tamam. Konusunda onu konuşalım. Evet sorularımız gelsin. Her öğünde ekmek yiyor musunuz diye sorduk. Ve olabildiğince fazla insan yediğini yine aynı miktarda insanda aşağı yukarı her öğünde yemediğini söyledi. Ama her öğünde yemiyor demek yani günde bir öğünde yemiyor anlamına gelmiyor. %47 muhtemelen sabah, öğlen, akşam mütemadiyen yiyor. Gerçekten bir günlük yemek planı yaptığınızda karbonhidrat belli bir ölçüde olması lazım ama her öğünde de yazıyor musunuz listeye? Hayır. Ya her öğün tahıllı olmak zorunda değil. Her öğünde tahıl yemek zorunda da değiliz ama her gün tahıl yemek zorundayız tabii ki. Bunun dağılımı, öğünlerde nasıl kullanacağımız aslında karşımızdaki insanın genel beslenme alışkanlıklarıyla da ilgili. Yemek örüntüsüyle de ilgili. Mesela proteinli yiyecekler, et, tavuk, balık, yumurta gibi yiyecekler. Çoğu zaman yanında ekmek olmadan da gayet doyurucu. Biraz ızgara sebze veya salatayla ekmeğe ihtiyaç duymayabiliriz. Ama sebze gibi çabuk sindirilen, çabuk acıktıran yiyeceklerin yanında tahıllar olursa hem daha iyi bir kompozisyon oluyor besin anlamında, besin ögeleri anlamında hem de doyuruculuğu artıyor. Evet, şimdi geçtiğimiz yıllarda böyle bir konuşuyorduk. İşte zayıflamak falan, ondan sonra işte daha böyle ne kadar düzgün yemek yiyebilirsiniz diye bahsediyorduk. İşte efendim bir sosun zararından bahsediyordu. Yayında birisi, yani bir tıp literatüründe oraya da böyle espiritüel bir şey yazmış. Diyor ki, sen diyor efendim diyor, onun diyor içindeki yağı düşünüyorsan diyor, yani herhalde diyor hamburgerin içindeki marul yaprağının faydasını anlatanlardansın diyor. Yani hani hiç çok diyor alakasız diyor. Şimdi ekmek konusu gerçekten küçümsenecek bir konu değil. Derya deniz aslında ekmek. Derya evet. Deniz yani öyle hemen işledim geçtik anlattık falan denilecek bir şey değil ama ciddi manada insanın vücudunda da yük olabilme potansiyeli var. Doğru öğünlemesek, doğru şey yapmasak. Evet. Devamı. Ekmeksiz bir yemek ile evet yine geldik benim cümleye. Doyarım, doymam. 135 hiç doymuyor. Evet. Doğru. Bana da sürekli ben ekmeksiz doyamam. İşte her öğünümde mutlaka olsun. Ekmeksiz yumurta yiyemem, ekmeksiz balık yiyemem diyenler var. Alışkanlık olarak var. Bunu çok duyuyorum. Mesela bazı grup insan etsiz yemeği yemek kabul etmiyor. Tabii Antep, Adana. Doğu illeri genellikle öyle. Ama hakikaten öyle. Yemekten saymıyor ya. Tabii. Salata yerine, garnitür yerine, başlangıç yerine filan. Ekmek de herhalde bazıları için böyle vazgeçilmez bir şey. Evet devam edelim. Sizce ekmek bir bağımlılık mı peki? 73 evet. Evet.
Yani yemeseler bile bağımlılık diyorlar. Gerçekten. Tabii. Çünkü yemese bile aslında yemek istiyor, tutuyor belki kendini. Nasıl bağımlı eder karbonhidrat insanı? Şöyle, özellikle beyaz un çok rafine edilmiş. Biraz önce ustamız da anlattı, rafine edilmiş. Yani çok fazla kepeğinden, ruşeyminden, kabuğundan ayrılmış. Ne kadar zaten işleme maruz kalırsa ekmeğin, yani buğdayın o kadar beyazlaması, yani ne kadar beyazsa bir un o kadar işlemden geçiyor. Dolayısıyla posa içeriği o kadar düşüyor ki nişasta yemek gibi oluyor. Yani ne oluyor? Kan şekerini çok hızlı yükseltiyor, çok hızlı düşürüyor ve hep daha fazlasını yemek istiyorsun. Yani bir kere zaten genel olarak karbonhidratlar, tahıllar bir de serotonin salınımı, yani mutluluk hormonu salınımını da arttırıyor. Şimdi o mutluluğa da, o hazda da aslında bir noktada bir bağımlılık gelişiyor. Rahatlatıyor, insan kendini iyi hissediyor, doygunluk hissi veriyor. Bir de mesela işte o dediğiniz kruvasandaki gibi üstü kızarmış özellikle ekmekler. Şekerle protein bir araya geliyor, Maillard tepkimesi oluyor, kızarıyor. İşte o yanıklık, kızarıklık acayip bir lezzet veriyor. Ama tabii bir taraftan da kanserojen. Hani yiyor muyuz? Bazen kızarmış ekmek yiyoruz tabii ki. Dünyada bu arada yediğimiz en fazla kimyasal reaksiyon diyebiliriz. Evet, yani, ama çok da seviyoruz. Aynen öyle. Ben de seviyorum valla. Evet, sonra devam edelim. Son bir sorum. Düzenli olarak evde ekmeğinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Hayır. Evet, genel itibariyle aynen %90. Ben de hayır diyenlerdenim. Hayır. Çünkü öyle bir vaktim yok. Yani ekşi maya vesaire, onu maya alayım. Zaten yaşatamıyorum. Öldürüyorum mayayı ben. Denediniz mi? Denedim. Çok da bahsetmek istemiyorum. Ya denedim. Yani biz şansımızı denedik ama onu hakikaten ustanın dediği gibi. Yani özenmek, saati geldiğinde onu beslemek, işte böyle gerçekten sevgini vererek yoğurmak gerekiyor. Hani yapmış olmak için tamam karıştırdım kapatayım dediğinizde o ölüyor zaten o maya bence. Anlıyor o sevgisi. İlgilenmek lazım mayayla. Canlı bir şey gerçekten. Ve tabii çok sağlıklı. Yani fermente, hatta işte ekşi mayalı ekmek birçok insan hani yanlış biliyor. Probiyotik olarak geçiyor ama aslında fermente bir yiyecek ve bağırsak sağlığımız için oldukça da yararlı. Evet. İçindeki bakterilerden ve mayasından kaynaklı. Peki, tekrar ilk soruma geliyorum. Ekmek nasıl kilo aldırıyor? Arkadaşlarım versinler grafiği. Evet, ne oluyor da ekmek böyle, ekmek veya diğer basit karbonhidratlar bize pirinç, kilo aldırıyor? Pirinç, mısır, ekmek, işte tahıllar genellikle. Ne oluyor? İşte biraz önce bahsettiğim gibi aslında rafine olmasa da işte sebzelere göre, et, tavuk, balığa göre, işte bir noktada baklagillere göre daha hızlı yükseltiyor kan şekerini. Çünkü içindeki karbonhidrat miktarı fazla. Şimdi karbonhidrat miktarı fazla olduğu için kan şekerini yükseltme hızı da fazla. Ama işte o tahılları proteinlerle, sebzelerle, yağlarla, sağlıklı yağlarla kombinlerseniz o zaman kan şekerinizi isteseniz de o kadar hızlı yükseltemiyor. İşte ekmek, peynir yemek, ayran ve işte tam tahıllı bir galeta yemek mesela kan şekerini tek başına galeta yemek gibi ya da tek başına ekmek yemek kadar hızlı yükseltemiyor. Ne kadar hızlı yükseltirse o kadar iyi geliyor ama bir o kadar çabuk acıktırıyor. Durmadan bir yemek yeme isteği ve döngüsüne girmiş oluyorsunuz aslında. Evet, ve vücudunuza giren fazla şeker de aslında metabolize olamayınca da yağlara dönüşüyor. Yağ dönüşüyor. Aynen, yağlara öyle dönüşüyor. Depolanıyor. Peki, o zaman sağlıksız olduğu kadar da sağlıklı karbonhidratlar da var. Tabii ki. Yani bu kan şekerini bu kadar hızlı yükseltmeyen daha sağlıklı grup tahıllar mesela dediniz. İşte baklagiller olabilir, yulaf olabilir, tam tahıllı ekmek olabilir. Bir de özellikle biraz önce bahsettiğiniz un çeşitlerinden işte atalık buğday dediğimiz, yani çok fazla değişmemiş, on binlerce yıldır hala özelliğini koruyabilen özellikle unlar, işte kara kılçık olabilir, siyez gibi olabilir. Onlar hem kan şekerini daha yavaş yükseltiyor hem de tabii çok daha sağlıklı fermente olursa bir de ekşi mayayla en sağlıklı ekmek türü aslında onlar. Peki, hangi ekmek ve ne kadar ekmek? Atalık buğdaydan yapılmış siyez, kara kılçık, altamura, işte ustamız biraz önce birkaç tane değişik hiç duymadığım zerun unundan, dedi, tabii efendim zerun, horasan dedi. Horasan ve zerun gibi mesela unlar da yine çok eski unlar ve onların çoğu yani bu aslında zarar veren ekmekte diyor ya bazı insanlar işte alerji oluyorum, eklemlerim ağrıyor, karnım şişiyor, işte kabızlık çekiyorum, şişkinlik yapıyor, ödem yapıyor, beni rahatsız ediyor dedikleri şey aslında ekmekteki gluten. Şimdi bu atalık buğdaylardaki gluten oranı, yani gliadin zaten işte suyla birleşip glutene dönüşüyor, daha az. Daha az olduğu için gluten enteropatisi başka bir şey, o hastalık, ama gluten hassasiyeti olanlar için düşük glutenli ekmekler çok daha sağlıklı. Bizim için de çok daha sağlıklı. Ben mesela yüzden siyez ekmeği yediğim zaman diğerlerini az önce denedim, yani onu yarın söyleyebilirim ancak ama siyez benim hayatım rutini haline geldi. Eğer onu yersem şişkinlik hissetmiyorum. Tabii. Ama şu masadan bir tanesi eskaza bir şekilde boğazımdan geçsin. Akşam aynı pantolona giremiyorum. Glutenden yani dolayı. Muhtemelen sizin de gluten hassasiyetiniz var. Yani hastalık anlamı değil ama bir hassasiyet var birçok insanda. O da işte genetiğiyle oynandığı için, gluten gliadin oranı çok yüksek olduğu için
Birçok insanda tabii buna alışkın değiliz. Yani biz böyle evrimleşmediğimiz için fazla geliyor bu kadar gluten. Yani aslında şöyle bir iki dilim yeseniz yüksek glutenli bir ekmekten yine hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Ama o glutenli ekmeğin miktarı da artarsa, hem fazla yiyip hem yüksek glutenli ekmekler yemeye başlarsanız zaten bu bahsettiğiniz işte kabızlık, şişkinlik, hassasiyetler çok daha fazla artıyor. Evet, peki porsiyonu da bizim için önemli. Yani bunu nasıl porsiyonlaştıracağız? Birazcık da onu anlatmanızı istiyorum. Markete gittim. Dedim ki ekmek programı yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar için mutlaka yani tüketici markete gittiğinde ne buluyorsa mümkün olduğu kadar onların karşılaştıkları ürünleri bulup almaya çalışıyorum ki doğrusunu anlatalım. Tabii çünkü sonra bize işte bulamadık, yapamadık, edemedik, ulaşamadık diyorlar. Doğru yapıyorsunuz aslında. Aynen. Şimdi gittim. Çünkü birçok insan marketten alıyor aslında. Gördüm. İnce ekmek var. Normal dilim ekmek var. Dilim ekmek üzerinden konuşacağım artık. Yani normal efendim şu masadaki ekmekleri geçtim ama ondan sonra dilim ekmek üzerinden onların da tabii aralarında en sağlıklısı aslında karışık tahıllı olanlar. Her türlü tahılı barındıranlar. Hatta ve hatta taneleri gözükenler. Şu yani, mesela bu iyi bir şey mi? Çok daha yani şurada bir dilim, dilimlediniz ama galiba orada taneler gözüküyordu buğday taneleri. Evet. Kara olan, esmer olan ekmekte. Doğru. Ayçiçeği var sanki içinde olan. Ay çekirdeği mi yoksa buğdayın kendi tanesi mi bilmiyorum. Aslında Alman ekmeğinin kendi tam tanesidir. Evet o başka bir şey. Kendi buğday tanesi değil o. Ay çekirdeği olabilir o. Evet buğday tanesi görmüyorum. Mesela bazı ekmekler işte Alman ekmeği, marketlerde satılan Alman ekmeklerin içinde buğdayın kendi içi gözükür. Yani dilimlenmiş olarak o tanelerin olması. Evet tam, doğru. Tam doğru, taneli. Gördüm. En sağlıklısı tam taneli ekmek. Anladım. En az rafine olan. Mesela bu. Ondan sonra da tam tane olmasa bile çok tahıllı, tam tahıllı olanlar en sağlıklıları. Peki renk, siz de renge takıyor musunuz? Mesela bunda da bir sürü tahıl var ama buğday olmayabilir. Ay çekirdeği görüyorum üzerinde. Keten tohumu olabiliyor, çörek otu koyabiliyorlar, işte zeytin koyabiliyorlar, ceviz koyabiliyorlar. Bunların hepsi ekmeğin rengini değiştiriyor ama simsiyah bir ekmek en sağlıklısıdır diye bir şey yok. Peki şunu merak ediyorum. Mesela göz doygunluğu denen bir şey de var. Var. Yani. Var. Psikolojik etkisi var tabii kesinlikle. Ya şimdi, mesela bazen ben bir dilim ekmek artık tabii öğrendim kaç yıllık bu işi yapıyorum. 17-18 sene oldu. Bir dilim yazmıyorum. Bir dilim parantez açıyorum. 25-30 gramı geçmeyecek diyorum ve mutfak tartısı aldırıyorum. Çünkü yani mesela şu şöyle, bir dilim de diyenler olabilir yani. Şöyle hani büyük kocaman somun ekmekler var ya yuvarlak. Evet. Karadeniz Trabzon ekmeği gibi düşünün. Ya onun bir dilimi zaten 3-4 dilim ekmek gibi falan. Ya bana mesela erkek danışanlarımdan ha 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 biz bunu yesek olur mu? Bu da bir dilim falan diyenler oluyor. Gerçekten onu yiyenler de oluyor. Baktım öyle olmayacak. Gramaj veriyorum artık. Yani her birinin bir dilim ekmeğin 25-30 gramı geçmemesi gerekiyor. Çünkü bazı ekmekler mesela sünger gibi çok pof pof ve hafif. Bazı ekmekler çok tok. Mesela az önce şu buradaki ekmekler hepsi tok ekmekler. O pof pof olsun, hacim olsun hava. Sorun değil. Hava. Onu yapmak için daha çok maya koyuyorlarmış. Onu öğrendim. Evet. Yani light ekmek diyorlar, işte hafif ekmek diyorlar. Aslında hafif hacmen büyük. Kabarmış, çok ama kabarmış. Kabarmasını sağlamak için daha fazla ama besin ögesi ve hani içerik değişmiyor aslında. Yani şöyle bir ekmek elde etmek yerine mayası çok konulunca böyle bir ekmek elde ediyorsunuz. Daha kabarık, daha yumuşak ama aslında besin içeriği aynı. Evet ama tabii onu beyaz undan o kadar kabartamıyorlar yani yine evet. De şey ya beyaz un da kabartılabiliyor ama bunları bu tip böyle o kadar kabartamıyorlar. Gerçekten yani. Olmuyor ya. Evet. Adamlar bunlar kabarsınlar diye böyle ahşap tepsilerde falan pişiriyorlar. Ama biliyor musunuz yani zaten şimdi az önce yediniz ben de şimdi alacağım ve yiyeceğim. Aferin, bir şey götürdüm. Söyleyeceğim. Tabii aldım haklarımı aldım çünkü çok gözüm kalmıştı gerçekten. Şöyle bir şey var. Ondan yediğiniz zaman tokluk hissediyorsunuz. Hem de çok uzun süre tokluk hissediyorsunuz. Zaten dediğiniz gibi çiğnerken yutarken o içindeki lif miktarının, posa miktarının yüksek olduğunu farkındasınız. Beyaz ekmek pasta gibi. Yani çok rahat yeniliyor, çok yenilebiliyor ve çok çok zor tokluk hissi oluşturuyor. Ama bunlar öyle değil. Çok daha çabuk tokluk hissi oluşturuyor. Aynen öyle. Ciddi bir tokluk var. Aynen. Peki göz doygunluğu için büyük bir dilim mi yoksa mesela küçültülmüş dilimleri gram olarak yapacaksak mesela bu ikisi muhtemelen bunun kadar filandır. Evet dolayısıyla mesela oradaki ekmekle buradaki ekmek muhtemelen ikisi de 25-30 gram civarında. Ama orada iki dilim ekmek yiyormuş, sandviç yiyormuş veya tost yiyormuş hissi var. Burada bir dilim ekmek yiyorum mutsuzluğu var. O yüzden gözünüzü bu doyuruyorsa böylesini yap diyorsunuz. Şimdi bunu tercih edenler de var. Bazen de ya hayır hani benim için önemli olan o değil. Benim için önemli olan hani yemeği yedikten sonraki tokluk hissi yerkenki lezzet diyenler de var. Ben orada tamamen işte danışanın kişisel tercihine bırakıyorum. Bazen ince dilim ekmeklerden iki dilim veriyorum veya kalın dilim ekmeklerden bir dilim veriyorum. Evet tabii böyle kalın dilim ekmek aldıysanız ince dilim için de ekstra para vermeye gerek yok. Sadece kesebiliriz. Bir tırtıklı bıçağınız varsa
Aynen. Önemli olan tırtıklı bıçak kullanmanız lazım. Ben özellikle Bursa bıçağı kullanıyorum bu arada. Şahaneymiş. Böyle incecik. Çok güzel kesti. Muhteşem kesiyor. Mükemmel. Her bıçakla böyle kesmez. Bir de şöyle bir şey var. Mesela her işte yemeği yerken o ekmeğinizi tabii ki kaşık gibi kullanmayacaksınız. Yani öyle bir şey yok. Her lokmada bir dilim, bir parça ekmek yemek zorunda değilsiniz. Yani özellikle mesela kahvaltıda veya yemekte sebze vesaire baklagil olduğunda ekmeği ben hani tasarruflu kullanmayı ve böyle ekmeği son lokmaya kadar mutlaka bir parçasını bırakmayı tavsiye ediyorum. Evet, peki karbonhidrat bağımlısı mısınız? Bağımlı olabilir misiniz? Bağımlı olabilirsiniz dedi. Bu kadar dedi lezzetli olan, hızlı bir şekilde vücudunuza giren, efendim tat tomurcuklarınızı kendisine adeta bağımlı hale getiren bir şey tabii ki bağımlılık yapar. Ekmeği tabii ağzınıza aldığınız anda amilaz dediğimiz enzimle karbonhidratların sindirimi başlıyor. Büyük kökünde başlıyor. Tabii inanılmaz. Burada başladığı için mesela protein öyle değil, yağlar öyle değil. Ağzınıza attığınız anda mutluluk hissi veren başka bir grup yok karbonhidratlar dışında. O yüzden bağımlılık yapması çok normal. Evet, sabah kalktığınızda ayılmak için muffin, kek filan gibi şeyler yiyor musunuz mesela? İkinci sorumuzu alalım. Sağlıksız karbonhidratlara karşı kendinizi zayıf mı hissediyorsunuz? Efendim ben bugün bunlardan yemeyeceğim dediniz ama günün sonunda onlardan bir tanesini yemiş oldunuz. Benim gibi böyle bakıp gitmediniz. Üçüncüsü, sağlıksız karbonhidratları gizlice mi yiyorsunuz? Ya suçluluk duygusu en kötüsü aslında suçluluk orada. Duygusu. Evet. Şimdi anlatacağım ama gıda şeye yazık olacak, yani ekmeğe yazık olacak. O bir gün muhtemelen ilkokuldayım. Çünkü o kadar eski bir zamandan bahsediyoruz ki yani ya ilkokulda olmasam da ortaokuldayım. Ona bir gün eve geldim. Evde kimse yok. Ablam var. Kapıyı anahtarla açtım. Kapıyı, sokak kapısını böyle evi açtığınız zaman direkt karşıda mutfak var. Yani mutfağın kapısı açıksa komple bütün manzara ortada. Mutfağı açtım. Ablam lobada. El böyle. Sana anlattım mı bundan? Yok ya? Hayır, bilmiyorum bu hikayeyi. El böyle. Kapıya dondu kaldı. Ondan sonra bana bak, ne yapıyorsun dedim ya, el mutfakta falan. Ondan sonra, ya bir şey yok falan dedi. Böyle çevirdi arkasını, döndü yuttu bir şeyi. Eline bir baktım, kahverengi. Keki almış, tamam mı? Yani gizli. Islatıyor ki hızlı gitsin. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Ya yazık ama. Muhtemelen yok etmek üzere bu yayından sonra bekliyordur ama. Yani gizlice yiyorsanız bu gerçekten bir sorun olabilir. Ya işte şey kısmı çok tabii, bu yemeklerle, yiyeceklerle, hatta özellikle de karbonhidratlarla olan duygusal ve zihinsel ayrı bir ilişkimiz var. Yani orada işte aslında yememem gerekiyor, bu kadarını yememeliyim ama orada zaafınıza da yeniliyorsanız, iradenizi kullanamıyorsanız da bu sefer suçluluk hissi başlıyor. Şimdi benim danışanlarıma en çok önerdiğim şeylerden bir tanesi. Bir şey yemeden önce bir dur, bir kendinle konuş, midenle konuş. Bunu gerçekten çok yemek istiyor musun? Gerçekten çok yemek istiyorsan da bunu kendine helal et diyorum. Tamam, çok canım istedi, yedim. Helal olsun, iyi ki de yedin de. Yani sürekli ben bunu niye yedim, ay yemeseydim, keşke bak diyetim de bozuldu, zaten de kilo alıyorum dediğin zaman o stresi yüklemek de vücuda bir süre sonra aslında negatif etki yaratıyor. Kortizol seviyen artıyor. Çabalasan da bir türlü kilo verememeye başlıyorsun. Veya zihnini onunla o kadar meşgul ediyorsun ki hep sürekli kafan orada olduğu için tekrar yapıyorsun, bir daha yapıyorsun. Yani yedim, iyi ki de yedim, tamam bundan sonra yemem deyip suçluluk hissini bir tarafa bırakmak lazım. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi tabii insanlar böyle bir midesi olsa falan diye böyle uğraşıyorlar ama yediklerinin tamamını sindirse diye. Normalde insan böyle sonsuza dek adeta bunları böyle yemek istiyor ve bir şekilde kaybolsun gitsin deniyor. Ama bu cinsiyle alakalı olan bir şey. Normal şartlarda arkadaşlarım almaları gereken kimyasaldan yapma maddeyi almamışlar, başka madde almışlar. Bu bizim böyle beyaz unla şeye benzedi, siyez ekmeğine falan benzedi. Efendim doğru. Yok olması gerekiyordu şimdi. Aynen. Böyle yanlış madde alırsanız, görmüş olduğunuz gibi işin doğasındakini almazsanız kilo yapar size. Bunların hepsi içinizde kalır. Normalde bunun hepsi şu anda yok olması lazımdı. Polistiren olmadığı için kendisi oldukça yerinde duruyor. Peki neyse, geçelim. Peki bağımlısınız. Canınız karbonhidrat istedi. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Dedim ki acaba yani böyle bir tatlı yeme veya efendim kek, börek vesaire bir şey yeme ihtiyacını nasıl azaltabilirsiniz diye. West Virginia Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmayla, hatta iki araştırmayla karşılaştım. Burada nane kokusunun açlık hissi üzerine etkisine bakmışlar. Her iki saatte bir nane yağı kokusu koklatmışlar insanlara. Karşılaştırma grubuna göre daha az açlık hissi oluşmuş diğer kişilerde. Sayısal analizine bakılırsa haftada 2800 kalori daha azalmış bu insanlar. Kendilerini
atıştırmalık konusunda sınırladıkları için. Çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Bir günün pas geçmiş yani. 7000 kalori zaten kısıtladığınız zaman 1 kilo veriyorsunuz. Yani bu kişiler yaklaşık olarak her ay 1 kiloya yakın verebilirler. Fazladan. Sırf nane, evet. Evet. Tabii onun dışında ben sizin yeriniz olsam nane çayı da yapıp içebilirim. En azından o da birazcık sizi hidrate etmiş olur. Yani biraz daha sıvı almış olursunuz. İşi daha var. Bu bir daha. Hatay'da mesela künefenin yanında süt, ılık süt ama içiliyor. O da şeker değil mi? Hangisi? Süt, süt mü? Ama en azından protein de var içerisinde. E tabii yani künefenin yanında et yemeyeceğine göre başka hani en olabilecek protein süt veya Antep'te baklavanın yanında ayran. Yani ayran bilmeden yapıyorlar ama aslında çok mantıklı bir şey yapıyorlar. Yani birincisi hem keser, tokluk hissettirir, daha fazla yemeni engeller. Hem de kan şekerini daha düzenli hale getirir. Evet. Yani bilmeden yaptığımız geleneksel aslında güzel şeylerden bir tanesi. Evet, o güzel miydi hakikaten? Künefe yiyeceğiz mi yani? Yiyeceğiz tabii ki. Hiç yemeyecek miyiz? Hatay'a gidersem ben künefe yerim. Tamam. Her hafta da yemiyoruz ama Hatay'a gittiğimizde künefe yiyelim. Hatay'ı bu arada Antakya, Hatay çok özledim. Tabii. Gerçekten. Yani Antep'e gitmişken baklava yenmez mi? Ben oraya giden danışanlarıma da veriyorum. Yani oraya kadar gitmişken abartmadan bir küçük dilim, iki dilim maksimum ye veya işte künefeyi biriyle paylaş, yiyerek gel. Ama abartma diyorum her evet, zaman. Psikolojinizde, duygularınızda doyurun diyoruz yani kısacası. Yekpu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık ve karbonhidrat beslenmenin, ekmekle beslenmenin, ekmeğin kilo yapmasının hepsinin sonuna geldik efendim. Sağlıkla kalın diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın. Hem temizlik hem de sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi. Sirke. Vücudumuza sağlık etkilerini istiyorsak işte bu sirkenin aslında... Sirkenin bağırsaklarımıza etkileri neler? Bağırsaklarımızda yaşayan probiyotik bakterileri... Doktor Halit Yerebakan'dan sirkeli içecek tarifi. İki yemek kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Bunun üzerine burada görmüş olduğunuz gibi... Sirkenin bilinmeyenleri. Asetik asit bakteriler onu çeviriyor ve bu sefer asetik asit fermantasyonu. Evde nasıl sirke yapılır? Hava almayacak şekilde, o yüzden dar ağızlı şişeler tercih ediliyor. Ağaç var, beyaz üzüm var efendim. Yani bir de yıl farkı falan var yani. Yemek yazarı ve sirke ustası Canan Hastürk'ten sirke yapımıyla ilgili püf noktaları. Ne kadar meyveniz tatlıysa o denli başarılı sirkeler olacaktır. Çünkü... Sirke anası nasıl oluşur? Wow! Evet. Wow! İnanılmaz! Sirke zayıflatır mı? Sadece destek oluyor. Birkaç tane etkisi var bununla ilgili. Birisi... Beslenme uzmanı Melda Nur Demiröz, sirke ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatıyor. Çok soran oluyor bu sabah aç karnına sirke içelim mi, sirkeli su içelim mi? Şef Sinem Çapraz'dan sirkeli sos tarifi. Bir tatlı kaşığı kadar hardal ekliyorum. Taze kekiğim var. Çalkalıyoruz. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.